Elektronik kart tamir cihazlarını tanıyalım serisinin 3. videosu arkadaşlar. Bu benim tasarladığım bir elektronik kart cihaz, tamir cihazı. Bunu tasarlarken basic bir model tasarladım. Kullanımı kolay, kafa karıştırmayacak. Tek sinyal, tek voltaj, tek akım, iki frekans kademem var. İki frekansı özellikle istedim. Bir ayrıcalığı olsun diye. Bu tür test cihazını arkadaşlar bir trafo, bir avuç direnç testi kendiniz yapabilirsiniz. Yalnız yaptığınız test cihazı ne kadar test cihazı olur ayrı dava. Bu test cihazlarının en önemli kritik verisi test sinyalinin şekli. Yani probelarımda elektronik karta uyguladığım sinyal. Bu sinyal ne kadar düzgün sinüsse o kadar güzel standart grafiğim olur. Gördüğünüz gibi tertemiz sinüsüm var arkadaşlar. Sinüsü nasıl elde ediyor? Sinüsümüzü gördük. Burada ben sinüsümü elektronik bir devre yardımıyla elde ediyorum. Şebekeye bağlı veya herhangi bir yere bağlı değil. Veyahut da tek PWM üzerinden bozuk bir sinüs değil. Tertemiz sinüsüm var. Bir tane pik kullandım. Sinüsümü elde ettim. O pamplığı ve dirençli şekillere oturtturdum tamamen. Kendim tasarladım. Burada çok ayrıntıya girmeyeceğim. Arduino Nano ile dijitalize ettim. USB Comport üzerinden bilgisayarıma aktardım. Biraz daha bilgisayar kartlarımızı tanıyalım. Bunun için hemen bir 4,7 mikrofarad bir kondansatör bağlıyorum. Gördüğünüz gibi standart bir grafiğim var. Bu bilgisayar programını kendim tasarladım. Tamamen kendim yazdım. Biraz tanıtayım bu cihaz programı. Bilgisayarımın haberleşme portunu seçiyorum. Klasik Arduino Nano'daki gibi. Aygıt yöneticisinden. USB Serial COM CH340. Kesinlikle ses kartı değil. Cihaz seçmez. Bilgisayar programı seçmez. Windows 7'dir, 10'dur, 11'dir, hiç fark etmez. Hepsinde çalışır. Yeter ki driver'ı tanısın. Ekran tazeleme hızım var burada. Burada veriler başlangıçta analog veriyi Arduino iki kanalda ADC okuyor. Bir sürü içerisinde filtreleme operasyonları var, dizme operasyonu var. Daha sonra bilgisayarın programını atıyorum. Bu tür analogun dijitalize edilmesi nemnet bir görüntü olmaz arkadaşlar. Niye olmaz? Çünkü analog veri dijitalize ediliyor. Port üzerinden bilgisayar programı aktarılıyor. Bilgisayar programı tekrar kendini bunu ekrana yansıtıyor. Arada bir sürü zaman geçiyor. Bunun için 500 milisaniyeden 2250 milisaniyeye kadar kullanıcının hangisiyle çalışmak istiyorsa onu ayarlasın. Ben genelde 750'yi tercih ediyorum. Çünkü 550'de az önce gördüğünüz gibi şeyler olabiliyor ara ara. Yani sen az önce prop'tan elim boşandı. Ekranı gördünüz. Ama oturduğu zaman grafikte çok güzel. Ha, bu profesyonel cihazlarda da böyle arkadaşlar. Yani marka söylemeyeyim, marka model. Profesyonel cihazlarda da olay dijitalize olduğu zaman bu tür sorunlar oluyor. Gördüm yani bizzat. Programda bir ekran yakalama seçeneği var. Ekranı yakaladım. Durdu ekran. Baktım grafiğime. İyice oturdum, inceledim. Tamam dedim, sorun yok dedim, devam ettim. Hafızayı al seçeneğim var. Hafızayı aldım. Bu ne işe yarar? Bu kendi özel arşivimi oluşturmama yarar. Word'a yapıştırdım. Veyahut da herhangi bir tane resim işleyen herhangi bir programı yapıştırdım. Altına da açıkladım. Ne yazdım mesela? İşte bilmem ne kombisini, bilmem ne versiyonunun işte kondansatörü dedim. Bunu kendinize göre arşiv oluşturmak isterseniz. Resim kaydet seçeneğim var. Burada da istediğiniz şekilde formatta BMP olarak kaydedebilirsiniz. Bunlar sizi arşiv oluşturmanızı iki kanallı bir cihaza olan ihtiyacınızın azalmasını sağlar bu iki özellik. Benim cihaz mesela iki kanallı değil, bu da değil. Diğer yaptığım cihaz da iki kanallı değil ama bunun sayesinde iki kanal ihtiyacım en aza iniyor. Burada kullanıcı odaklı değişimler var. Kim nasıl kullanmak istiyorsa.
taraf değişebiliyor. Kişi kendine göre, kendi özelliğine göre değiştirebilir. Veyahut da grid oluşturabilir. Grid'i kaldırabilir. Ekranı sağa sola değiştirebilir, oynatabilir. Bilgisayarına göre, kendine göre. Frekansı değiştirebilir. Ha, 350 Hz arkadaşlar, profesyonel test cihazlar için düşük bir frekans. Ama bu basic bir model. Özellikle onu o şekilde tuttum. Bu arada bozuk bir kondansatör nasıl olduğunu da gösterelim. Şu an 4.7 mikrofarad kondansatör var ve 4K'lık bir direnç var. Yani dirençim nedir? Direnç teşti. Kondansatör direnç teşti. Bu gördüğünüz bozuk bir kondansatör grafiği arkadaşlar. Bu da çok soruluyor. Kondansatörün bozukluğunu nasıl anlarız diye. İşte direnç katlı. Kondansatör de direnç teştiği için sıkıntı oluyor. Arızalanıyor. Şu grafik gördüğünüz yerde hemen kondansatörü atın yani. Bozuk demek. BC500'ünde bir BC547 bir transistörün grafiğini çizelim. Bozukluğunun sağlamlığını. İşten anlayanlar zaten hemen anlamıştır. Ha, bu 4 dörtlük bir cihaz mı? Hayır arkadaşlar. Bu basic, temel, meraklısı için, arada bir kart tamiratı yapan için, analog osroskop olmayanlar için, 50 Hz dışındaki frekansa ihtiyaç duyanlar için, masamın bir kenarında olsun diyenler için bir cihaz. Bugün AliExpress'te hemen hemen aynı özellikte veyahut da 2-3 dirençte yapacağınız kart tamir cihazlarında mesela böyle bir analog osroskop ihtiyacınız var. Ses kartıyla diyorlar. Ses kartıyla arkadaşlar çok bilgisayar seçiyor. Veyahut da ses kartı, USB ses kartları almanız gerekiyor. Bunların hepsi maliyet. Ben burada gayet çok ucuz bir çözüm ürettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.